Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda başlangıç süreç grubu ile ilgili bir takım ipuçları vereceğim. Bu şu anlama geliyor: bir projeyi başlatırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunlar hem gerçek proje yönetimi süreçlerinde önemli hem de PMP sınavı için dikkat edilmesi gereken detaylar içeriyor. Nasıl başlarsa öyle biter sözü vardır hepimizin bildiği. İşte proje içinde bunun geçerli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İyi bir başlangıç projenin ilerlemesini, takibini de daha nispeten kolay, etkin bir şekilde olmasını sağlıyor. Bir projenin seçim aşamasından kapanışına kadar tüm süreçler başlangıç süreçlerinden etkilenirler. Başlangıç süreçlerinde işinize yarayacak birkaç ipucu, dediğim gibi bu videolarda yer alıyor, aşağıda bulabilirsiniz. Projenin yapmaya değer olup olmadığı bu konuyla ilgili analizleri yapmak öncelikle gerekir. Artı paydaşların görüşlerini ve yönetimin onayını alarak başlamak gerekiyor bir projeye. Bu çerçevede ya başlamadan bitirmek ya da iyi bir başlangıç yapmak çok çok önemli. Projenin kurumsal stratejik hedeflere ve kişisel hedeflerinize uygun olup olmadığını gözden geçirin. Ne demek istiyoruz burada? Şirketin stratejik hedefleriyle ortaya koyduğumuz projenin hizmet edeceği stratejik hedefler aynı. Artı bu proje bireysel olarak size bir bilgi birikimi katacak mı? Tecrübe, deneyim açısından önemli bir proje mi? Bunları değerlendirerek başlamakta fayda var. Bir sonraki cümleye baktığımızda herhangi birine uygun değilse, yani stratejik hedeflere veya kişisel hedeflerinize uygun değilse, başarı olasılığı azalacaktır. Risk analizine en baştan başlamak gerekir. Projenin sonunda ortaya çıkacak üründe ne tip riskler olacağını bile baştan öngörmek çok çok önemli. Bir de proje içinde yaşanacak riskler. Onlar da zamanla şekillenecek. Bakın bir sonraki cümle zaten proje ilerledikçe birçok risk fark edeceksiniz diyor. Ama olabildiğince erken bu çalışmaları başlatmak lazım. Projeden etkilenecek paydaşları olabildiğince erken belirleyin. İşte bu çok çok önemli. PMP sınavı için de oldukça önemli. Proje başlatma belgesi yayınlandıktan hemen sonra ilk yapılacak şey paydaşları düşünmektir. Bu yüzden doğru paydaşları tanımlamadan bir projeye başlamak başarısızlığa sebep olur. Projenin başlangıç, planlama, yürütme ve kontrol süreçlerinde ne kadar ve nasıl destek isteyeceğinizi ve paydaşlarınızın bu taleplerinize nasıl yaklaşacağını baştan değerlendirin. Siz planlarken paydaşlarınız, departman yöneticileri, üst yönetim, müşteriniz size ne kadar destek verecek? Projeyi yürütürken, kontrol ederken işte bunları değerlendirerek başlamak işi kolaylaştıracaktır. Paydaşların hiçbirini unutmamak gerekiyor. Eksik bir paydaş, baştan düşünülmeyen bir kişi, gücü de olan bir kişi ise aynı zamanda projenin ortasında veya sonunda ben bu projeyi istemedim ki diye belki de sırf egosunu tatmin etmek için bir yaklaşımda, bir davranışta bulunabilir ve bir anda projeyi başarısızmış gibi gösterebilir. Bu yüzden uzmanlara danışmak lazım. Ne kadar çok kişiye sorarsanız bu projeden etkilenecek insanları yine projenin başarılı olma ihtimali o kadar yükselir. Projenin finansal açıdan değerlendirilmesinde finans departmanından birileri mutlaka yanınızda olsun. Bunu söylemedeki amacımız ise projemizin bize olacak maliyeti, buna karşılık getirileri, bu çerçevede o projenin bize ne kadar kazandıracağı, ne kadar sürede projemiz için harcayacağımız paranın geri döneceği gibi hesaplar, net bugünkü değerler, geri dönüş süreleri, bunların hesabında finans departmanı yardımcı olacaktır. O yüzden projenin finansal açıdan değerlendirilmesi bu departmanın desteğiyle ancak mümkün olacaktır.